Abla vallahi işi biliyorsun Nasıl? sen. Yani eviriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. 6 sene boşuna okunmuyor demek. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunun neredeyse tamamıyla bir aradayız. Çok uzun zamandır bekliyorduk hem bir Berkun Oya dizisi olması hem de oyuncu kadrosunun böylesine iddialı olması sebebiyle. Bu röportajı yayınladığımızda dizi yayınlanmış olacak. O yüzden muhtemelen seyircilerimiz de bizim gibi beklentilerinin karşılandığını görmüş olduğu bir dizi izlemiştir diye düşünüyorum. Hepinizi tek tek açıkçası bir sinema sever olarak tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu proje benim bildiğim kadarıyla Berkun Oya'nın çok uzun zamandır aslında üzerine düşündüğü ve yazmak istediği, daha doğrusu çekmek istediği bir projeydi. Fakat projenin hani Netflix'e kadar gelmesine kadar da bir süreci olduğunu biliyorum. Sizlerin de birçoğunun daha önce Berkun Oya'yla özellikle tiyatro alanında çalıştığını biliyorum. Biraz sizden Bir Başkadır'ın yolculuğuyla ilgili, bu yolculuğa biraz daha varsa eğer aranızda erken katılanlardan, biraz dizinin yolculuğuyla ilgili nasıl geliştiğini öğrenmek istiyorum. Artık aranızdan bir gönüllü çıkıp cevap verebilir belki. 2 senelik bir süreci var dizinin. Biz aslında çok önceden, hatta tabii bahar Mayıs'ta biz bu dizi için bir pilot bölüm çekmiştik zaten. Henüz nerede yayınlanacağı belli değildi. Provalarımızı yapmıştık, pilot bölümümüzü çekmiştik. Sonrasında bir hani nerede yayınlanacağı konusunda istişareler oldu. Yani çok uzun zamandır haşır neşiriz hepimiz. Bir Başkadır aslında günümüz Türkiye'sinin böyle geniş bir portresini sunarken bir yandan da arka planında kullandığı özellikle bölüm sonu jeneriklerle 70'ler, 80'ler Türkiye sineması esintileri, Yeşilçam esintileriyle bize günümüz Türkiye'sinden bir portre sunarken aynı zamanda geçmişimizi de hatırlatıp bir yandan da günümüzü izletiyor diye düşünüyorum ben. Canlandırdığınız karakterler de aslında bireysel olarak bu mozaiğin birer parçası olmuş ve bütün karakterleri böyle tek tek aldığımız zaman ve birleştirip bir sofraya koyduğumuz zaman gerçekten bir günümüz Türkiye portresi çıkabiliyor. Siz kendi karakterlerinizle çalışırken günümüz Türkiye'sinin içerisinde bulunduğu böyle biraz hani politik durum, hatta politikten ziyade hepimizin içerisinde bulunduğu o değişimler ve karakterlerin değişimiyle ilgili de çalışmalarda bulundunuz mu? Ben karaktere açıkçası yaklaşırken bu karakter neyi simgeliyor, neyi ifade etmeye, yani olduğu işin içinde tam olarak nerede duruyor gibi bir düşünceden çıkıp karakterin kendi içinde nasıl bir yolculukta olduğu, yapısını, derinliğini, işleyişini incelemeye ve oradan yola çıkmaya çalıştım. O yüzden de tamamen karakter ve iş üzerine yoğunlaştığım bir durumdu. Günümüzün Türkiye'siyle alakalı bir yerden yaklaşıp bu karakter de bunu temsil ediyor diye bakmadım açıkçası. Berkun abi ne istiyorsa, hikaye ne istiyorsa ben de kendi içimde o yaratım sürecini daha geniş tutup yapmaya çalıştım diyebilirim. Fazla böyle hani şunun gibi diye yaklaştığında, hani şahsen aslında dizinin anlattığı ya da hani ortaya koyduğu o yargılama durumuna da fazla girmiş oluyorsun oyuncu olarak. Ha, şuna benziyor gibi dışarıdan bir profile bakıyormuş gibi değil de aslında sanıyorum hepimiz senaryodaki derdini, ne yaptığı, nasıl reaksiyonlar gösterdiği üzerine odaklanmak her zaman daha empati kurmamızı sağlıyor aslında karakterlerle oyuncu olarak. Yani benim fikrim bu. Hani dizinin de temel fikri buyken zaten bizim hani dışarıdan bakıp böyle hani bir şeyle bir yargıyla yaklaşmamız biraz tehlikeli olurdu gibi geliyor. Bölüm sonlarındaki filmlerden ve biraz Berkun Oya'nın da referans ettiği filmler ve dönemler var. Bu filmlere ya da bu filmlerden karakterlere de bakma şansınız oldu mu? Yani aslında hani demin gerçekçi kısmındaydık biz aslında. Hani başka bir dile taşıyan şey sonrasında hani dizinin sonu, orada kullandığı görüntüler, refere ettiği yerler. Oralara biz tabii çalışırken bilmiyor oluyoruz. Yani monitörden ne göründüğünü de bilmiyor oluyoruz. Hani o kadrajı nasıl yaklaştığını, hangi ölçekte çektiğini. Yani söylense bile onun ne manada bir görüntü yarattığını aslında biz de izlerken görüyor oluyoruz oyuncu olarak. Onun için hani çalıştığın şey, hani o dönem sinemasına geri döneyim ya da daha nostaljik bir
bir şey daha katayım gibi bir bilgi bizde yok. Biz yaptığımız şeyi daha gerçekçi yapmak üzerine aslında orada oluyoruz diye düşünüyorum. Bilmem yani diğer arkadaşlarım biliyor muydu bu bütün bu referansları. İyi kötü hani kameranın başka bir dili olduğunu biliyoruz ama hani bu kadar mesela dediğim gibi o gerçekçilikten bir artık izleme diline dönen bir şey kadar olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Dolayısıyla aslında gene kendi işine çalışıyorsun. O sahnede, o insanlarla, kurduğun ilişkilerle, mekanla olan ilişkine çalışıyor oluyorsun. Bilge, sana bir soru sormak istiyorum. Özellikle hem senin canlandırdığın karakter hem de senin babanın canlandırdığı karakter üzerinden dizinin zaten bütün bu temelini topladığım zaman ön yargıların yıkımının çok önemli olduğunu görüyoruz ve aslında biz bir seyirci olarak da deneyimimiz aslında bütün kurduğumuz yargıların yıkılmasıyla gerçekleşiyor bütün dizi boyunca ve biraz Alameti Farikası da biraz buradan geliyor gibi düşünüyorum. Sen kendi karakterin üzerinden bu değişimi, dönüşümü nasıl ve bu ön yargıların yıkımını nasıl tanımlarsın? Açıkçası evet, dizinin genelinde ben bir ön yargılarımızı yıkmamız gerektiği ve işte karşımızdaki insanlarla empati yapmamız gerektiği ve işte etiketlerden kurtulup insan olarak birbirimize yaklaşmamız gerektiğini anlatıyoruz ama ben Hayri Nisa özelinde Hayri Nisa'nın aslında içsel yolculuğuyla ilgilendim daha çok. Yani Hayri Nisa'nın ne istediğini ve ne yaşadığını, yani yolun üzerindeki engellerin ne olduğuyla, babasıyla ilişkisiyle, annesiyle ilişkisiyle, dış dünya ile ilişkisiyle ilgilendim daha çok. Ve onun üzerinden aynı sayı kurmaya çalıştım. Benim ilgilendiğim aslında o içindeki şeyi dışarı çıkarabilmek üzerineydi. Yani dış görünüşü ve etiketiyle çok aslında ilgilenmedim diyebilirim süreçte. Defne, sana da bir sorum olacak bu noktada aslında. Bütün bu karakterlerin arasında senin karakterinin bir oyuncu olarak biraz daha zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum dışarıdan bakan bir göz olarak. O da şöyle ki hem dinleyici hem de anlatıcısın. Hem bir başkası senin karşında içini dökerken ona göre kendini ayarlıyorsun, daha doğrusu ona göre bir performans sergiliyorsun. Hem de bir yandan da kendi içini döken bir karakter olarak en yalın halini görüyoruz. Her ikisini de, her iki performansı da sunmak zorlayıcı oldu mu? Ya da karakterine daha da bütünleşmeni sağladı mı aslında? Daha da bütünleşmeyi sağladı tabii, çünkü birine oynarken diğerini de, daha doğrusu birine hazırlanırken diğerine de konsantre olmanın aslında avantajını yaşadım. Çünkü bu kadın terapilerde böyledir ama kendi dünyasında nasıldır bilmeden o terapilerdeki hale çalışmak zor. Ve ona çalışırken diğerine de çalışmış oluyorum. Dolayısıyla onu da gösterebiliyor olmak bir yandan avantaja dönüştü. Hoşgörüsüzlüğü anlamak aslında benim en çok işime yaradı diyebilirim. Çünkü evet, profesyonel olarak bir terapistin durması gerektiği yerde duruyor. Zaman zaman bir terapist olarak yapmaması gereken büyük yanlışlar da yapıyor terapi sırasında. Fakat kendi haline döndüğü yerde onun bir terapist olarak tuttuğu duvarı değil, karakter olarak geçmişi, ailesi, toplumun içinde şöyle bir yeri var. Yani bunların hepsiyle ilgili aslında onun çatışması. Yani sadece bir terapistin duygularını yansıtmamasından kaynaklanmıyor onun sorunu. Genellikle yani Türkiye televizyonlarında, hatta sinemamızda da, hatta art house sinemamızda da bu kadar güçlü toplu performans izlemeye çok alışık değiliz. Yani biraz senaristlerimizin kalemi de genelde bir ya da iki karakteri öne çıkarmak üzerine, ki genelde dünya sinemasında da aslında böyle. Fakat hakikaten sinemamızda da bir elin parmağını geçmeyecek toplu performansları göz önüne aldığımızda Bir Başkadır'ın ben artık televizyon ve sinema tarihimizde özel bir yerde durduğunu düşünüyorum. Ve bir yandan da sanırım genelde hani bu tarz toplu performanslarda şöyle bir risk de olabiliyor. Bir oyuncu performansıyla başka bir oyuncunun önüne geçmek isteyebiliyor ama Bir Başkadır'ı izlerken sanki böyle bir durumun asla olmadığını ve oyuncular arasında da bununla ilgili bir paslaşmanın, yani performansında diğer oyuncuların üzerine çıkmak gibi bir niyet olmadığı da çok belli oluyor gibi. Siz bunu kendi aranızda konuştunuz mu acaba? Çok merak ediyorum bu soruyu. Çok uzun bir süreç geçirdik beraber bence. Açıkçası galiba hepimiz birbirimizi daha önceden de tanıyorduk ve çoğumuz da Berkun'la gerçekten daha önce de çalıştı. Dolayısıyla işin ihtiyacı olan o samimi dünya zaten organik olarak bir şekilde kuruldu kendi aramızda diyebiliriz. Özellikle Derya, senin olduğun sahnelerde mesela böyle bir risk var açıkçası. Çünkü hani çok yüksekten oynaman gerekiyor ve karakterin de aslında hayatı çok yükseklerden yaşayan
bir karakter. Buna rağmen ki senin daha önceki performanslarında aslında bunu ne kadar alıp götürebildiğini de çok iyi biliyor olmamıza rağmen sanki bütün o sahnelerin havasında da hep karşındaki oyuncuyla bir paslaşmak gibi bir hava sezindim ben. Evet, bu genelde daha önceden konuşulan bir şey değil. Böyle bakılan, böyle hissedilen bir şey oluyor. O anlamda bu hikayeleri anlatırken aralarında arkadaş olduğum, arkadaş olmayı istediğim oyuncularla çalıştım. Bu da çok rahatlatan bir durum. Zor sahnelerde bir oyuncu açısından bunu Berkun'la beraber prova ihtiyacı hissetmedik aslında. Bazı sahneler öyledir çünkü. O kurduğun, anlamaya çalıştığın, hayal ettiğin bir durum oluyor role yaklaşırken ve oradaki yaratılan duruma yaklaşırken. O sonra karşındaki partnerinle beraber başka bir şeye dönüşüyor. Ve hep beraber hep o durumlara hizmet ettik. Sizlere biraz da karakterlerinizi sormak istiyorum. Fatih, aslında seninle başlamak istiyorum. Çünkü Yasin karakterini görmeden önce, ki ilk bölümde aslında hiç görmüyoruz. Ama Perin'in ağzından aslında Yasin karakterinin ne kadar sorunlu bir tip olabileceğine dair ufak bir nüans alıyoruz. İşte belli ki abinin de bazı problemleri var ve onlara kim bilir nasıl davranıyor gibi. Yani bu minvalde bir cümle duyuyoruz ve ister istemez o bütün aslında dizinin temeline yayılan ön yargı meselesi biraz Yasin karakteriyle de başlıyor diye düşünüyorum. Sen kendi karakterini bütün o dönüşümüyle birlikte bize kendi canlandırdığın karakteri nasıl özetlersin? Evet, sizin de söylediğiniz gibi birinci bölümde görmediğimiz zaman, hatta sonrasında gördüğümüz zaman da birazcık daha sert ve dominant bir abi karakteri gibi bir karakter ortaya çıkıyor. Ama Yasin'in de kendi içinde yaşadığı sorunsal karısının, eşinin psikolojik rahatsızlığını anlamlandıramıyor oluşu, onun da bir başka bir önyargıyla yaklaşıyor oluşu ve daha sonrasında bunun çeşitli süreçlerden sonrasında değişime uğrayışı, birazcık daha değiştiğini, dönüştüğünü, başka bir yapıda bir insan olduğunu, dürüst ve mert bir insan olduğunu bir yandan da gördüğümüz bir karakter Yasin. Genel hatlarıyla böyle özetleyebilirim. Bütün bu dürüstlük ve mertliğin aslında içerisinde sanırım bana en çok geçen duygu saflık oldu diyebilirim aslında Yasin'le ilgili. Burada evet, aslında yani. Siz de eşinizden bahsetmişken Funda, aslında sana da sormak istiyorum. Biraz daha dizinin Bilge ile birlikte en az konuşan karakteri, yani bütün karakterler aslında çok konuşmak üzerine yazılmışken senin karakterin biraz daha özellikle çok uzunca bir süre daha çok mimiklerle ve hani ne hissettiğini bizim belki de biraz anlamamız üzerine kurulu bir karakter. Senden de senin karakterini aslında biraz duymak isterim. Onunla ilgili hani durmak beni zorladı tabii. Yani bir yandan kendisinin de anlamlandıramadığı ama bir şey var fakat hani çözemediği, kendisine böyle bir şeyin niye başına geldiğini bilmiyor ve hani kendisi bilmediği gibi etrafından da bir yardım görmüyor. Yani kimse kötü niyetli değil ama durum da bu. Biraz hem kendi tam tanımlayamadığı için ya da aslında tanımladığı bazı şeyler olsa bile bunları eşiyle paylaşmaktan korktuğu, imtina ettiği, bu yüzden sürekli bastırdığı bir travması var. Susuyor olması, evet, benim için de ilk başta düşündüğüm ve yani bir mimik kullanayım gibi bir yerden değil ama hani susuyor ve anlatamıyor olduğu o sıkışmış hali üzerine durdum. Evet, o anlamda da zorlandığımı söyleyebilirim ifade edememesi noktasında. Ve kimsenin de onun adına ifade etmediği bir karakter aynı zamanda. Yani kimse onun için de ifade etmiyor. O yüzden çok yalnız ve çaresiz bir kadın aslında. Öykü, Meryem karakteriyle performansın inanılmaz. Yani bunu çok da fazla böyle üzerine tekrar tekrar etmek istemiyorum ama gerçekten inanılmaz. Yani bazı sahneleri tekrar tekrar açıp izlediğim oldu. Gerçekten olağanüstü demek istiyorum. Ve Meryem'i biraz da senden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim öyle düşündüğün için. Ben çok sevdiğim için karakteri böyle sağlam bir bağ kurduğum için olmuş olabilir. Ve bunun yansıması da tabii ki beni çok mutlu ediyor. Değişik bir karakter Meryem. Ben her türlü yönüne hayran kaldım oynarken. Ve çok mutlu kaldım açıkçası.
çok samimi, sezgileri kuvvetli ve bu dünyanın içinde kendini gösteren, aslında hiç beklemediğimiz bir yerden kendini gösteren, herkes sıkışmışlık yaşarken, duygularını ifade edemezken belki de ilk adımı kendiyle ilgili atmaya hevesli olan, cesareti olan karakterlerden bir tanesi. O yüzden benim için yeri çok özel. Hem kendi oyunculuk hayatımda hem de dizinin içinde. Diziyi ben iki kez seyrettim. Yani bir turu daha attım seyrettikten sonra ve ikinci izlediğimde şunu fark ettim ve hani katılır mısınız aslında merak ediyorum. Diziyi ilk izlediğinizde çok böyle ağır ve dramatik bir şey izlediğiniz hissiyatı doğuyor. Çünkü tüm karakterlerin aslında yaşadığı bir takım problemler var. Hepsi kamera önünde bir şekilde aslında ağlarken buluyoruz tüm karakterleri. Hepsinin bir yalnızlığı, dışarı aktaramadıkları var ama ikinci turda izlediğinizde dizi çok komik gelmeye başlıyor. Yani çünkü bazı sahneler gerçekten çok komik ve hani o aslında bunun mizahi yanının da çok kuvvetli olduğunu görmeye başlıyoruz. Biz mesela özellikle Funda ve Fatih'le yani gülmekten yapamadığımız sahneler oldu ki bizim evin geçen hikayesi ne kadar trajik ve dramatik orası aşikar. Şöyle şeyler yaşadığımız oldu yani Fatih'le mesela. Gel şurada 10 kere geçelim karavanda gülerek sonra bitsin hani artık hani içimiz soğusun diye. Sahne geçtiğimiz falan oldu yani. Bilge sen bir şey diyecektin sanırım. Ben şey yani çok uzun bir prova süreci geçirdik. Ve ben hala yani özellikle Meryem'e kahkahalarla gülüyorum. Yani, dediği gibi yani onlar 10 kere geçti ama ben belki 35 kere duydum Öykü'nün onu okuyuşunu ama hala yani deli gibi gülüyorum yani hala. Var mı buna bir ekleme yapmak isteyen? Biraz şey gibi oldu. Sette çok eğlendik. Anılarınızı anlatır mısınız gibi bir oldu ama. Yok o kadar da eğlenmedik yani. Zorlu da bir, çok zorlu bir tarafı da vardı. Dertli bir. Herkes ya olacak mı, nasıl oluyor falan. Hani herkes biraz hani ya da ben hani kendi adıma konuşayım. Öyle en potansiyelimizin en iyisi çıksın ya da işte Fatih ve Öykü içinde hani karavan sohbetlerinde filan hep böyle ne kadar hani daha iyi anlatabiliriz, aktarabiliriz hani çok konuşup dertlendiğimiz de bir set oldu aynı zamanda yani gülmemiz bir tarafa. Pardon ama şu konuda çok haklısınız. İlk anın trajedisi içerisinde komik olduğunu duyduğunuz ama tepki veremediğiniz yani yüreğinizi dağladığı anlar yüzünden tepki veremediğiniz şeyler var. Onları tekrar izlerken o dağlamanın ötesine geçince muazzam diyaloglar var. Yani herkesin müthiş bir espri anlayışı var. Yani Yasin'in de Meryem'in de. Meryem zaten bu hayatın içinde o dört duvar arasında kendi üzerindeki bütün baskıların üzerine herhalde bu espri anlayışı sayesinde bu kadar güzel direniyor yani. Hayatın her anına çiçek açıyor. Türkiye sinemasındaki ya da dizilerdeki en büyük problemin genelde bu diyalog yazılımının biraz televizyonda uzayan süreler. Dijitalde ise belki de başka sebeplerle özensiz olması bir seyirci açısından ya da sinema yazarı açısından en büyük problemlerden biri olarak gözükürken Bir Başkadır'ın en büyük avantajı sanırım bu kuvvetli diyaloglar. Yani herkes nasıl konuşması gerekiyorsa öyle konuşuyor aslında ve bunu yani olayın dramatikliğini anlatmak üzerine değil de hani gündelik bir dilde konuşurken arada ne kadar dramatik şeyler yaşanabiliyor insan aklı, insan beyni, ilişkiler yüzünden nerelere girip çıkıyor. Aslında üste giden daha basit gibi görünen ve son derece incelikli bir diyalog akarken anlamamıza fırsat veriyor. Bu da seyirciyi bence çok keyifli yani bir şey dinleme keyfinde tutuyor, kendini düşünme becerisinde tutuyor. Yani bir şeyleri diyalog sana bağırmıyor da sen o diyaloğun davetiyle oraya girip onları düşünmeye ve onları hissetmeye başlıyorsun. Detayları sen yakalıyor oluyorsun çünkü detaylı gerçekten. Seni o anlamda manipüle etmeyen bir diyalog yazımı var bence. Herkes de kendi şeyinden konuşuyor gerçekten. Kendi konuşma becerisinden, kendi kelime dağarcığından, kendi hayata bakışından konuşabiliyor. Kendi ilişkilerinden konuşabiliyor. Sakladıkları şeyler bile var diyalogların içinde. Yani onların esi de var diyalogların içinde. Onlardan kaçtıkları
kaçarken kullandığı cümleler var. İnsanların konuşurken kullandığı cümleler değil de kaçarken kullandıkları var. Ya bunları, itirafları sert, o cümleyi hadi söylemeyeyim gibi değil, söyledikten sonra ne olduğuna da açık bir diyalog dili var. Benim diyaloglarla ilgili bulduğum özellikler bunlar. Sevgili Fatih Artman'a biraz daha fanboyca bir soru sormak istiyorum. Sizin bir sahneniz var. Yani Funda ile olan sahneniz. Spoiler vermemek için sahneyi nerede nasıl geçtiğini söylemeyeceğim ama senin ağlanacak bir şey olsa ben de ağlardım deyip ağladığın sahne benim gözümün önünden gitmiyor. Yani hakikaten bu kadar, yani hem sahne çok kuvvetli hem de sizin performanslarınız gerçekten çok kuvvetli. Yani bu röportaja başlamadan önce şey demiştim, Utku sakin ol bak, sürekli övmek yok abi. Hani övmeden sakin sakin sorularımı soruyorum ama hani şimdi övmeden de yapamıyorum çünkü gerçekten biz de kişisel dünyamızda diziyi günlerdir övüyoruz. O sahneyi biraz da senden dinlemek isterim. Yani çok zor bir sahne çünkü bir yandan diye düşünüyorum aslında. Evet, gerçekten ama Utku, hem çok teşekkür ediyorum söylediklerine hem de en az senin kadar da benim unutamadığım bir sahne. Canı gönülden söylüyorum bunu. Hatta o kadar ki bilmiyorum şu anda bile ezberi var gibi hissettiğim bir sahne. Böyle benim için yapar mısın falan diyormuşum demiyorum. Beni gerçekten, yani dizinin bütünü, bütün oyunculuklar ve Berkun Oya'nın kalemi gerçekten tartışmasız her anıyla çok etkiliyor. Ama o sahne özelinde de Funda'yla da bence çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ben de izlerken çok duygulandım. Hatta öyle ki ilk defa kendim izlediğim şey o kadar duygulanıp bir yabancılaşma içine girdim. Çok etkileyiciydi. Bu bizden ziyade ben hep aynısını söylüyorum. Mütevazılık olarak değerlendirmeyin. Gerçekten Berkun Oya'dan kaynaklı olduğunu inanıyorum. O kadar iyi yazıyor ki, o kadar samimi yazıyor ki. Öykü bir başka röportajda söylemişti, çok doğru. Hiçbir şekilde doğacın olmadığı, her lafın gerçekten her kelimenin sonuna kadar yazdığı ve hepsini tek tek söylediğimiz bir sahne. Her sahne olduğu gibi o sahne de öyleydi. O yüzden hem metne bağlı kalmak hem metnin sana getirdiği bu kadar duyguyu yansıtabilmek çok keyifli. Üzerinden de bunun böyle görünmesi ayrıca keyif verici. Yani ben de aslında Fatih'in yaşadığı şeyi kendi sahneme ağlarken bulmak kendimi tuhaf gerçekten ama hani bunu bütün dizi boyunca farklı duygulardan bambaşka duygulara böyle salınarak izledim. O sahne çok hani spoiler vermeyeyim ama bizim de Fatih'le çok sevdiğimiz bir sahnelerden bir tanesiydi. Özellikle Netflix röportajlarında artık klişe hale gelen ama Türkiye için hakikaten değişik olan bir durum var. Yani dünyanın şu kadar ülkesinde izlenecek yani ya da izlenimi açık izlenebiliyor gibi. Bu zamana kadar da sanki dijital platformlarımızın özellikle biraz daha böyle globale de hitap edebilecek yapımların peşinde koştuğunu gördük. İşte Türkiye'li bir süper kahraman ya da işte yine Türkiye'den gizemli bir hikaye ya da işte hani biraz daha herkese hitap edebilecek bir gençlik dizisi derken bugün karşımızda olan dizi gerçekten bir Türkiye portresi sunuyor ve sizce Bir Başkadır'ın evrenselliğe hitap edebilme şansı ne kadar? Biraz da bunu sormak istiyorum. Bugünle ilişkili ne sorun olduğunu soran sormayı düşünen dünyanın her yerinden her insanın bir cevap bulacağı böyle de bir yorum var. Hakikaten buna kulak vermek lazım diyeceği ve anlayacağı bir hikaye bu. Yani olaylar yerel bir şekilde geçiyor olabilir ama karakterlerin hiçbiri sadece buraya özgü özellikler değil. Yani meslek olarak da herhangi bir topluma yayabilirsiniz. Geçmişin sonucu, yani bir din adamının çocuğu, kendi sözleri söylüyorum. Abla, hadi biz köyden geldik, okumadık etmedik, cahiliz. İşte sen okumuşsun, biliyorsun diye Meryem'le Peri arasındaki ilişki, ikisinin olduğu yer. Toplumsal olarak bir ülkenin ırk anlamında daha çok ya da etnik köken daha çok eziliyor ya da baskı görüyor, sorgulanıyor. Bunların hepsi bugün dünyadaki tüm toplumlarda, yani ülke sınırlarını kaldıralım, tüm toplumlarda mevcut bu sorunların hepsi. Dolayısıyla herkes eline aldığı, yani aynı benzetmeyi az önce de yaptım, iyi bir romanda herkes, iyi bir müzikte
kendiyle nasıl ilişki kuruyorsa dünyanın her yerinden herkes bununla da ilişki kurabilir diye düşünüyorum. Yani belli bir türü sevme değil buradaki şey. Yani fantastik bir hikayeyi sevebilirsiniz, korku hikayesi sevebilirsiniz. Ama insanla ilgili herhangi bir hikayeyi merak ediyorsanız burada herkesin anlayabileceği, ilişki kurabileceği bir durum var. Hiç Türkiye'yi görmedim, hiç böyle şeyleri anlamıyorum denecek bir durum yok burada. Yani her toplumun aynısı var burada çünkü. Birazcık insan psikolojisine dair genel bir şey anlatılıyor bir de dizide. Yani tamam hikayeler ve olaylar yöresel bir şekilde biçim değiştiriyor olabilir. Ama meselenin özünde modern insanın o yalnız kalmış, kendini o küçücük zihnine hapsetmiş ve oradan çıkmakta güçlük çeken, çünkü sağlam iletişimler kuramayan çevresiyle bütün bu yapıdaki insanlara bir şey anlatan ve umut vaat eden bir dizi bence. Yani sorduğun soruda bir şey var değil mi? Hani acaba onlar da anlayacaklar mı? Aynı şeyi paylaşacak mıyız diye bir heyecan bence hepimiz hissediyoruz. Çünkü gerçekten hani bir taraftan ticari olarak neyi sattığına dair fikirlerimiz var. Bizim neyi izlediğimize dair fikirlerimiz var. Bizim izlediğimiz şeyler o kadar izleniyor muyu bilemediğimiz yerler var falan. Yani sonuçta bu dizinin de hani kaderinde bütün bunlar var tabii ki bence. Ama onun dışında yani bir Danimarka başbakanı olmaya çalışan bir kadını da hep beraber aynı yerden izliyoruz. Yani yerine kendimizi çok rahat koyabiliyoruz ya da işte ne bileyim Handmaid's Tale'ı izlediğimiz şeyin dünyanın o fantastik dünyada gene kendimizi koyarak izliyoruz. Şimdi bu hikaye dünyadaki herkesin kendini koyacağı bir şey anlatıyor zaten. Kendini var etme hikayesi bir sürü sınıftan insanın, bir sürü cinsten ve ideolojiden insanın kendini var etme ve ne kadar beceremediğiyle, ne kadar savaştığıyla ilgili bir hikaye. Yani o anlamda bunu korkulacak bir tarafı yok diye düşünüyorum. İnsanlar hani izlediği anda çok rahat anlayacaklarını ve paylaşacaklarını ve beğeneceklerini düşündüğüm bir hikaye. Onun dışında yani dediğin gibi ticari ve şey kaygıları olabilir tabii ki. Hani sunulduğu yer ya da işte kimin neyi sevdiğiyle ilgili şüphelerimiz hepimizin var ama her işle ilgili var. Kendi karakteriniz dışında bir karakteri oynama şansınız olsaydı, kadın ya da erkek fark etmez, hangi karakteri canlandırmak isterdiniz diye. Yasin'i oynamak isterdim. Ya ben de Yasin Meryem arasında kaldım ama Yasin'i oynamak isterdim galiba yani. Fatih, senin rol kapış kapış gidiyor şu an. Evet. Peri benimki. Hemen minik bir çiç uzatmadan söyleyeceğim. Çünkü bu dokunduğu şeyler falan filan diye konuşuyoruz filan, yani hepimize bir yerinden dokunuyor. Ben Peri'ye çok yakın bir yerde bir gün bir olayın içinde buldum kendimi. Bir şekilde düşünürken kendimi yakaladım. O yüzden Peri'nin serüveni beni başından beri kişisel olarak da çok şey yapıyordu, ilgimi çekiyordu. Birebir onun gibi yaşamadım ama bir an böyle öyle bir şeyin içinde bulmuştum kendimi, böyle şaşırmıştım kendime falan. O yüzden onun hikayesini çok merakla takip ediyordum. Neredeyse en az konuşan karakterin en çok konuşan karakteri istemesi de... bir anlatayım şu derdimi. Yani Meryem tabii ki ama Öykü o kadar iyi oynadı ki bunu. Yani başka birisi bilmiyorum oynayabilir mi, ama ben bir yandan Settar'ın rolünde de gözüm vardı, ne yalan söyleyeyim. Çok balkonda yani, çok bayağı güzel rol. Yani bir imkansız ya benim cevap vermem. Yani öyle bir hiç gerçekten. Fatih'in karakteri çok popüler. Yasin'i oynayabilirsin istersen. Yasin'e yazılabilirim. Settar abi oraya da yazılabilirim. O da enteresan. Esmen'in rolü de yazılabilirim. Ya, güzel. Evet, yani o sert olup da iyi. Yani hoşuma gider yani falan. Yani herkesinki ayrı ayrı çok güzel ya. Gerçekten oradan seçme imkanı yok yani. Yani hakikaten Derya'nın Kürtleriyle derdim yani, ne olmasın. Allah'ım olsun, ne be o hal yarabbim. Abi Yasin karakterini bıraktığın an kapılacak ama sana da... Evet, hiç bırakasım yok yani, öyle bir şey oldu ki. Ya benim aklıma şey geldi ya, Gökhan'ın oynadığı Hilmi. İsmini doğru söylemiyor olabilir. Evet, doğru. Hilmi değil mi? Ben de çalıştım. Efendim? Ben de çaldım, nasıl söyleyecektim?
Çok çok tatlı bir, çok Gökhan da harika bir performans çıkarmış bence. Ben de o karakteri istedim. Ya ben Yasin'i bırakmak istemiyorum ayrı ama illa kolumdan tutup çekecekse. Öykü sen de galiba söyledin zaten cevabını. Hilmi'yi kesin oynamak isterdim ben de. Ama Defne'nin rolünde de gözüküyor. Öykü birbirimizin rolünü ezbere biliyoruz bir gün değil. Bir deneyelim. Atamadın içimizden. Çok teşekkür ediyorum ben size. 40 dakika değil, 400 dakika olsa sizinle sohbet etmek gerçekten benim için büyük keyif. En başta da söylediğim gibi dizinin yolu açık olsun, sizlerin yolu açık olsun. Hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.